Şimdi Ege ve Akdeniz'i saran orman yangınları biliyorsunuz büyük ölçüde söndürüldü. Ancak hala Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçesinde alevler etkili. Şimdi bölgedeki çalışmalara döneceğiz. Tugay Saday, Köyceğiz'de bizleri bekliyor. Acaba hala yer yer yangın tehlikesi var mı? Günaydın Tugay. Günaydın Uğur Önver. Köyceğiz'deki alev cephesindeki ekiplerin mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Ve şu anda ekranlarınıza Çövenli Yaylası'nı getiriyoruz. Yaklaşık 12 gündür bu noktada yangın hala devam ediyor. Tabii ki biz şu anda yüksek bir noktadayız. Yaklaşık 1400-1500 rakımlı bir noktadayız. Ve şu anda Çövenli Yaylası'ndaki manzarayı ekranlarınıza getiriyoruz. Uğur Önver, öncelikle şunu söyleyelim. Bu noktada yoğun rüzgar var ve o rüzgar ekiplerin işlerini oldukça da zorlaştırıyor. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, bir noktayı göstermek istiyoruz size. Dün akşam saatlerinde tam da işte bu noktalarda yangın etkili oluyordu. Tam da bu noktalar adeta aleve teslim şekildeydi. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yangın gece saatlerinde Çövenli Yaylası'ndan biraz daha alt taraflara doğru ilerledi. Çünkü rüzgar alt taraflara doğru esiyordu. Ancak sabaha karşı rüzgar yön değiştirdi. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yangında biraz daha tepe noktalara tırmanmış oldu. Kameraman arkadaşımın gösterdiği nokta şu anda Köyceğiz'de, yani Muğla ile Denizli arasındaki bir dağ ve şu anda yangın o dağa doğru tırmanıyor. Helikopterler havadan müdahalesini havanın aydınlanmasıyla birlikte yoğunlaştırarak devam ettiriyorlar. Aynı zamanda karadan ekipler dün gece saatlerinde tam da bu noktada iş makineleri yol açtılar. Normalde dün biz bu noktalardan yayın yaptığımızda burada bir yol açılmamıştı. Ancak ekipler artık rüzgarın yönünü hesaplayarak ona göre tahkimat yapıyorlar. Ona göre yangının ilerleyebileceği noktaları tespit ediyorlar. Ve o tespitlerde de bu noktaya ilerleyeceği belirlenmişti. Ve gece saatlerinde burada iş makineleri yoğun bir şekilde çalışarak buraya karadan müdahale için yol açtılar. Ve yangın şu anda rüzgarın da etkisiyle bu noktaya doğru ilerliyor. Ve yoğun bir rüzgar da var. Havada helikopterleri görüyoruz. Helikopterler havanın aydınlanmasıyla birlikte bu noktaya tonlarca su attılar ve hala atmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda dağın diğer tarafında, yani tepenin diğer tarafında da ormanlık alan var ve artık Denizli sınırı orası. Oraya da zaman zaman soğutma çalışmaları yapıyorlar. Çünkü o noktalarda artık dumanın renginin koyulaştığını söyleyebiliriz. Buranın bitki örtüsü özellikle karaçam ve kızılçam ağaçları var. Ve burada bir noktada da bir yerleşim yeri var. Bir tane ev var. O ev sahibinin de burada ceviz bahçesi var. Ekipler o ceviz bahçesinde yangına dahil etmemek için bir hat açtılar. Emniyet yangın koridoru açtılar ve yangının bu noktalara, yerleşim yerinin olduğu noktaya gelmesini engellediklerini söyleyebiliriz. Ancak burası oldukça engebeli bir arazi, çünkü bu engebeli arazide helikopterlerin de zaman zaman müdahalesinde zorluklar yaşanıyor. Çünkü helikopterler yukarıdan suyu attığı zaman alttaki ısı sebebiyle o su toprakla buluşmadan, alevlerle buluşmadan buhar olabiliyor. Helikopterler zaman zaman risk alarak biraz daha alçak uçuş yapıyorlar. Ancak burası tepelik nokta ve yoğun duman olduğu için helikopter pilotları için de risk teşkil ediyor. Ancak bu havada müdahalelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyleyebiliriz. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor ve yangının şu anda Denizli'ye sıçramaması için önlemler alınıyor. Orada emniyet yangın koridorları açılıyor. Helikopterler havadan peşi sıra müdahalelerini sürdürüyorlar. Ancak dediğimiz gibi bulunduğumuz nokta oldukça rüzgarlı bir nokta. Ekipler zaman zaman burada iş makineleri yol açarken de zorlanıyor. Kayaç bir yapısı da var. O kayaçlara gelindiği zaman artık iş makineleri ilerleyemiyor. O noktaya yakın gelen arazözlerden hortumlar uzatılıyor. Yüzlerce metrelik hortumlar uzatılıyor. Gönüllü ekipler, köylüler, orman yangın ekipleri o hortumlarla engebeli arazide ve eğimli arazide aşağıya doğru sarkıyorlar ve o noktada yangını önlemeye çalışıyorlar.
ve o noktada tedbirler almaya çalışıyorlar. Ancak dediğimiz gibi buradaki yangının seyrini ve akıbetin tamamen rüzgarın tayin ettiğini söyleyebiliriz. Zaten yüksek bir nokta olduğunu söylemiştik. Bir yayla olduğunu söylemiştik burasının. Evet. Burada rüzgarın etkisiyle yangın çok yönlü seyredebiliyor. Ekipler de çalışmalarını ona göre planlayıp buradaki yangına müdahalelerini devam ettiriyorlar diyelim. Ve sözü size, merkeze bırakalım. Çok çok teşekkür ederiz Tugay Sada'ya ve oradaki gönüllü arkadaşlarımıza, ekiplere. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar zor şartlar, ne kadar zor yangının söndürülmesi, nasıl bir meşakkat gerektiriyor, hem de kaç gündür.